Mucize Doktor ve Kadın dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de tanınan Sinem Ünsal, Demet Akbağ'ın Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçirmişti. Gebze yolunda Ünsal'ın seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti ve araç bariyerlere çarpmıştı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Ünsal'ın vücudunda yara ve morluklar oluşmuştu. Oyuncunun, tedavisinin ardından evine geçtiği öğrenilmişti. Sinem Ünsal, yaşananların ardından konuyla alakalı açıklama yaptı. Takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünsal, "Merhaba, evet, çıkan haberler doğru. Turne dönüşü Gemlik'te bir trafik kazası geçirdik. Çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda. Hepinize ilginiz, sevginiz ve dualarınız için bin teşekkür," dedi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve mutlu aile pozlarını gözler önüne seren Berfu Yenenler, yeni bir paylaşımda bulundu. Eşiyle birlikte el ele çekilen fotoğrafını yayınlayan Yenenler, gönderisinde, "Biz tek siz hepiniz" ifadelerine yer verdi. Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri Kerem Bürsin ve Cem Yılmaz önceki akşam aynı partide bir araya geldi. Bürsin, mekan çıkışında gazetecilerin "pişti" sorusuna sitem etti. Gecede Cem Yılmaz ile hayli samimi olan Bürsin, basın mensuplarının "efendim içeride Cem Bey ile de pişti oldunuz. Serenay Sarıkaya sizden sonra Cem Bey ile birliktelik yaşadı" sorusuna sitem etti. Ünlü oyuncu, "Cem Bey ile pişti mi olduk? Cem Yılmaz ile, Cem ağabey ile aramız çok iyi, çok severiz birbirimizi. O yüzden öyle bir sıkıntı yok. Kaç sene öncesinden bahsediyorsunuz lütfen" diyerek uzaklaştı. Sunucu Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan şarkıcı Lerzan Mutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Mutlu suçlamaları kabul etmezken, Serengil ve Teoman sanığın cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalasını açıklayan savcı ise Mutlu'nun beraat etmesini talep etti. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Lerzan Mutlu katıldı. Duruşmada şikayetçiler Seren Serengil ile Nevin Teoman da yer aldı. Sanık Lerzan Mutlu savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben sosyal medya hesabımdan iddianamede bahsi geçen paylaşımları yaptım. Ancak bu paylaşımları müştekileri kastederek yapmadım. Üzerlerine alınmışlar, suçsuzum, beraatimi talep ederim," dedi. Nevin Teoman ise, "Sanık bir süredir kızım Seren Serengil'e sataşır şekilde medyada sözler söylüyor, sosyal medya üzerinden yazılar yazıyordu. Bu nedenle suça konu paylaşımların bizim hakkımızda olduğunu anladık. Benimle ilgili iddiaları doğru değildir ve yakışıksızdır. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.